Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size zeytinyağlı mercimekli nefis bir patlıcan yemeği tarifi vermek istiyorum. Et yemeyenler için gerçekten çok güzel bir alternatif. Böyle farklı lezzetler tatmak için de mutlaka denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, bir su bardağı yeşil mercimeğe ihtiyacımız var. Ben mercimeği bol suda yıkadım ve kaseye koyuyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim ve ıslatmaya bırakıyorum. Bir 30 dakika ıslık alması yeterli. Normal oda ısısındaki su ile. 3 adet patlıcan kullanıyorum arkadaşlar. 3 patlıcanı sap kısmını kestim. Alacalı soyuyorum. 3 parmak uzunluğunda böyle uzun uzun kesip hazırlıyorum daha sonra bakın ince dilimler halinde tekrar kesiyorum ve bir kasenin içine alıyorum bütün patlıcanları aynı işlemi uyguluyorum patlıcanların üzerine bir yemek kaşığı tuz ekledim ve üzerine geçecek kadar su koyuyorum. 30 dakika böyle acı suyunun çıkması için bekleteceğim. Üzerine bir tabak kapatıyorum ki her tarafına suyu gelsin. Mercimek ve patlıcan dinlenirken arkadaşlar suyun içine beklerken soğanı hazırlıyorum. 2 tane bakın büyük boy kuru soğan kullanıyorum. Çok büyük de değil orta boy diyebilirim. Yemeklik soğanları doğruyorum. bir tane kapya biber e, kullanıyorum biberleri bakın küp küp doğruyorum çok ufak e, olmasın çok iri de olmasın böyle içinde kaybolmasını istemiyorum açıkçası bir baş sarımsak bunları da daha önceden temizlemiştim iri parçalar halinde çok büyük olanları kesiyorum ve 3 tane domates kullanıyorum arkadaşlar. Domateslerin kabuklarını soyup domatesleri de küp küp kesip hazırlıyorum. Mercimekler bakın artık yeterince ıslı kaldı. Suyunu süzdürdüm. Üzerine doğramış olduğum domates, sarımsak, kapya biber ve soğanı ekliyorum. Baharatlarını ilave ediyorum arkadaşlar. Bakın ölçülerini tam olarak sizler için veriyorum. Videomun altında da yayınlayacağım. Ee, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ee, bir tatlı kaşığı nar ekşisi ilave edeceğim arkadaşlar. Hepsini birer tatlı kaşığı kullanıyorum. Damak zevkinize göre tabii ki miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Nar ekşisi de çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka kullanın. Ve bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Şeyh mualla yemeği de deniliyor arkadaşlar. Bu yemeğe Hatay, Antakya yörelerinde çok yapılıyor. Ben de elimden geldiğince onlar gibi yapmaya çalıştım. Ve malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 6-7 yıl önce arkadaşlar bu yemeği bir arkadaşım bana anlatmıştı. Ve onun söylemesi üzerine hazırlamıştım ve çok beğenmiştik. Ve o zamandan beri yapıp hazırlıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da gördüğünüz gibi domates salçası ilave ettim konuşurken ekledim çünkü onu da mutlaka söyleyeyim. Domates salçasını da koyup karıştırdım. Patlıcanları da artık yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şimdi hazırlamış olduğum bu mercimekli karışımdan tenceremin tabanına bakın. Tabanını kaplayacak şekilde yerleştiriyorum ve üzerine patlıcanlar ile kapatıyorum. Patlıcanları yerleştiriyorum. Çok basit bir yemek aslında arkadaşlar fakat gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıcak yaz günlerinde çok nefis bir yemek. Patlıcanların üzerine bakın tekrar mercimek koydum ve tekrar patlıcanlardan yerleştiriyorum. Yine mercimekten koyuyorum. Mercimeğini bir su bardağı yerine iki su bardağı da kullanabilirsiniz. Daha bol mercimekli isterseniz. Ve geride kalan mercimeğin hepsini bakın mercimekli karışımın hepsini tencerenin üzerine koyup şöyle gelişi güzel yayıyorum. iç harcı hazırlamış olduğum kabın içine bir su bardağı su ekledim ve çalkalayıp bakın yemeğin içine koydum yarım su bardağı su daha ilave ediyorum toplamda bir buçuk su bardağı kullandım ve artık pişmeye bırakıyorum böyle kaynayıncaya kadar arkadaşlar e, yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte güzelce patlıcan yumuşayıp e, mercimekler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum Kısık ateşte yavaş yavaş arkadaşlar böyle yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor. Piş pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Böyle suyunu da güzelce çekmesi gerekiyor. Suyunu tamamen çektiğinde ve sebzeler yumuşadığında tamam demektir. Benim yemeğim artık hazır. Şöyle biraz dinlendirip soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Genellikle soğuk yenilen bir yemek arkadaşlar. Güzel bir zeytinyağlı. Tabii ki sizler sıcak yemek istiyorsanız sıcak da yiyebilirsiniz. Servis tabağına bakın alıyorum. Harika görünüyor, mis gibi kokuyor. Nane çok yakışıyor arkadaşlar bu yemeğe. Çok güzel bir lezzet veriyor. Tam kıvamında pişmiş arkadaşlar. Ne patlıcanlar dağıldı ne mercimekler. Bakın görüyorsunuz kıvamını. Ben maydanoz ve taze nane ile de süsledim. Şöyle pişme kıvamını da göstermek istiyorum. İnanın yumuşacık pişmiş. Fakat kesinlikle dağılma olmamış görüyorsunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın afiyetle.